Evet. Şimdi arkadaşlar yine güzel bir soru tarzıyla devam ediyoruz. Bakın şimdi şuraya A diyorum. Şuraya B diyorum. Bakın. Şimdi A ve B verdiğimiz zaman şurası da 4 4 olmak üzere. Bu açılar hakkında hiçbir fikrim yok. Bu bir ikiz kenar falan değil. Açıları hiç bilmiyorum ama çok önemli bildiğim bir şey var. Yarı çapları birbirinin aynı vermiş. Ve şu iki dilimin toplamı açının toplamı 90 derecedir. Yani ben bu A'yı alırsam çok güzel. Şu B'yi de bunun yanına koyarsam A ile B'yi ayrı ayrı bulamam belki ama toplamları üçgenin iç açıları 180 olduğu için 90 olacağından o zaman o iki dilimin toplamı şurası yapar mı arkadaşlar 4 4 o da 90 derecelik olacağı için pi 4'ün kaçı direkt 4'te birden cevap kaç geldi 4 pi geldi. Bakın bu soruda bunun yarı çapı farklı. Bunun yarı çapı farklı alsaydı biz bu soruyu asla yapamazdık. Açıyı bilmem gerekirdi. Ama sana yarı çapları bilerek aynı vermiş. Çünkü açıları toplam arkadaşlar 90 olduğu için yan yana koyduk ve cevap geldi. Devam edelim. Şimdi yine A diyoruz, B diyoruz, C diyoruz. Normalde A artı B artı C nedir üçgende? 180. Artı B artı C 180 ya. Önce şunları bir yan yana koyalım. A'yı, B'yi ve C yan yana koyduğun zaman 180 olacağı için yarım daire yaptı değil mi beyazlar? Niye beyazları buluyorum? Burayı bulursam tüm alandan onları çıkaracağım. Peki buraya düşen ABC B, C yan yana 180 yaptı. O da pi 2'nin karesinin yarısı. Kaç pi geldi? 2 pi geldi. Kenarda dursun. Şurası kaç? 5. Şurası kaç? 6. Ve burası kaç? 7. 5 6, 7'nin alanını hatırlayan var mı? Hani ezberleyin demiştim. 5, 6, 7'nin alanını görseniz hatırlayanları tebrik ediyorum. Ya. O kadar ders geçti. Hala aklına tebrik ediyorum onu. 5, 6, 7'nin alanı 6 kök 6'dır. Nasıl bulunuyordu biliyor musunuz? Kök açıyorduk hatırlayın. Çevre yarısı 5 artı 6 artı 7 bölü 2 9 diyorduk. 9'u buraya yazıyorduk. Hani u, u eksi a. 9 eksi 5. 9 eksi 6. 9 eksi 7. Bakın bu kazanımlarda var. Ulu alan var kazanımlarda. Bakın açıklamada. Bura 4, bura 3, bura 2. 9'a 4 dışarı çıkar. 6 kök, 6 geldi. Ne yaptık? 9'a 4'ü dışarı çıkart 3 ve 2 diye. 3, 2 içeride kaldı. 6 kök 6. 5, 6, 7'nin alanı. 6 kök 6 tamamıysa eksi. Şuralara düşen toplamı da 180 derece olacağı yarım daire yapar mı? Yapar. Yarı çapıda 2 olduğu için Pi 2'nin karesinin yarısından cevap 6 kök 6 eksi 2 pi deriz arkadaşlar. Tekrarlayalım. 3 açının toplamı 180 ise yarım daire yapar birleştirdiğimde o 3'ün toplamı 2 pi kenarda duruyordu. 5, 6, 7 üçgende alan bilgisi. 5, 6, 7'nin alanı 6 kök 6'dır ezberleyenler için. Ama ezberlemek doğru bir şey değil. Nereden geldi bilmemiz lazım. Nasıl olacak? 5 artı 6 artı 7 birinin yarısı 9 var. 9 eksi 5, 9 eksi 6, 9 eksi 7'yi koydum. Soru geldi. Şimdi burası 4'müş. 4 ise değiyordan bu da nedir? 4 4 değiyor. 9 ise bu da nedir? 9 değiyor. Şimdi kritik soru. Şöyle dikinersem. 4 buraya gelince şuraya 5 kalınca 5 13 ise şuraya kaç geldi? Bakın. Bunlar çok rahat ya. 9 ise 9 değiyor. 4 ise 4 değiyor. Çember da çok yaptık. 4 5 5 13 ise şuraya kaç geldi? 12. 12 O zaman bunun yarı çapı kaç geldi? 6 6 geldi. Peki nasıl çözeceğiz? Bu bir yamuk değil mi? Yamuk. Hadi yamuk alanı söyleyin. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik eksi yarım daire. Yarı çap 6'ydı zaten. Pi 6'nın karesinin yarısı. Buradan bu gitti altı geldi. 78 eksi 18 pi olacaktır arkadaşlar. Hemen tekrarlıyorum bakın. 9 buraya geldi. 4 değiyor buraya geldi. Değiyor değiyor. Değiyor değiyor. Çat. 4 ise 5 13 bura 12. Yarı çap 6 6 üst tabanı alt taban bölü 2 çarpı h'tan pi altını karesinin yarısını çıkardık arkadaşlar. Buradan 78 eksi 18 bir devam. Bu kare 3'ü çarpmış arkadaşlar. Burası da 3 geldi. Burası da 3 geldi. Burası 6 geldi. Kare olduğu için burada 3 geldi. Burada 3 geldi. İzleyin şimdi. Şurayı nasıl bulacağım? Tüm karenin alanı 36'dan çıkaralım. Neyi çıkaralım biliyor musun? Şu alanları bulalım. Nasıl? Mesela şu alanı söyleyeyim bana. Pire kare 9 pi bölü 4. Bu da nedir? 9 pi bölü 4. Burayı nasıl bulacağım? Bak şimdi. 3 3 olduğu için şurayı çekersem eğer bu bir dikdörtgen olur mu? Olur. Dikdörtgen de şu 4 alan eşit olduğunu hatırlıyor musunuz? Çok güzel. 6 kere 3 nedir bu? 18. 18'i 4'e bölelim. Hani 6 kere 3 18. 18 bölü 4. Yani 18 bölü 4 zaten nedir bir nevi? 9 bölü 2'dir. Hani o zaman şu alanı yazalım. 9 bölü 2. 9 bölü 2. 9 bölü 2 de gidiyor. Tüm alan 36'dan çıkarıyorum. Neyi çıkarıyorum? 3 tane 9 bölü 2'yi artı. Bir de 2 tane 9 pi bölü 4'ü çıkarıyorum. Devam edelim. 36 eksi dağıtalım bunu. 27 bölü 2 eksi dağıttığım için bu da 9 pi bölü 2'dir. Şu 2 ile sadeleşti. Ve bunu da çıkarırsak 72'den 27 çıkarsa arkadaşlar 45 eksi 45 bölü 2 eksi 9 pi bölü 2 olacaktır arkadaşlar. İşlem hatası yapmadıysam. Güzel. Buradan geldim Ne yaptım? E 6, burası 3 3 gelince çünkü yarıçap ya yarıçap 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 hop 3 3 geldi. Şurası 18'in 4'te biridir Yani 18/4 yerine 9/2 yazdım. Aynı şey. Bu da 9/4'leri bulup tüm alandan 36'dan 2 tane 9/4'le 3 tane 9/2'yi çıkardım. Soru geldi. Şimdi bu soruya gelelim arkadaşlar bu tarzların. Bu kare olduğu için şurası 45 midir? Bak 45 midir? Evet. Peki şöyle çekersem çapı gören bu açı 90 mıdır? Evet. O zaman şurası 45 midir? Harika. Peki bununla bu eşit midir? Hatta bu karşı köşeye de gider ayrı konu. E peki kirişler eşitse o kirişe düşen alanla buraya düşen alan aynı mıdır? Evet. Şu daireye göre. O zaman ben bunu buraya taşırsam tüm alanın kaçta kaçı olmuş olur? Çeyreği. E tüm alan 36 ise 4'te 1 kaç geldi? 9 bakın. Çoğu bunu yapıyor. Şöyle çekiyor. Bunu böyle zart diye taşıyor da neden taşındığını anlatıyorum. Ya da bu köşeden nasıl kesiklerini anlatıyorum. Nedeni 45-45 şu köşegen olduğu için. Çapı gören 90 olduğu için burada 45 geliyor ve o yüzden ikisi kenar geliyor. Ve 45 bu da karşı gitmek zorunda kaldı. Aynı sorte var. Şöyle çekiyoruz. Bu da çapı gören 90. Şöyle çekiyoruz. E bu da çapı gören 90. O zaman bu doğrusu olmak zorunda kaldı gördüğünüz gibi. Aynı soru tarzı. Yine karşı köşe gitmek zorunda ve şunlar, 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 şunlar eşit. Şimdi şöyle yapalım yine şuraya odaklanalım. Buradaki şurayı alıp şuraya koyabiliriz. Kirişler aynı. Ya da şuradaki, şu yarımdaki, şuradaki şu bölümü alıp aynı soru bak. Nasıl şunu şuraya koyduysan buradakini de buraya koydum. Şuradakini de şöyle yazayım isterseniz daha iyi anlayın. Şu bölgeye A dedim. O A'yı buraya koydum. Onlar aynılar da hani daha yalnız. B ise buraya B'ye koydum. Fark etmiyor. Yani bunu buraya koydum, bunu buraya koydum. Ki onlar zaten birbirine eşittir. Karede yarıçaplar aynı. Ve ben direkt şu yarımı bulayım. Yani 36'ın direkt yarısından 18 geldi. Tekrarlıyorum. 4'e eşit. Şunu şuraya getirdim. Bunu da buraya getirdim. Yarım daire yaptı. Çoğu zaten bunu gördü arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar soru şuydu. Diyor ki yarım bir dairemiz var. Yarım dairenin içinde şöyle bir nokta var. Bu nokta oynak. Taralı alanın en küçük olduğunda bu ikisinin toplamı nedir diye bir soru gelmişti ÖSYM'de. Peki bu nasıl çözülebilir? Mantık kurabilirsin aslında. Taban belli şu üçgenin. Şu üçgen tabii şuraya geliyor. Oraya çizerken şey yapmışım. Şu üçgen tabii. Mesela tepesi buraya indikçe üçgen ne olur? Alanı küçülür ve taralı bölge büyür. Bize ne diyor? Taralı bölgenin en küçük olsun. O zaman bunun alanı büyük olması için taban belli yüksekliğin çok yüksek olması. Peki nereye kadar taşırım bu alanı? En tepeye. En tepe neresi arkadaşlar? En tepe. Tam ortası değil midir? Tam ortası yani şuranın eşit olduğu tam ortası. Çünkü en yüksek orada olur. Dolayısıyla o zaman ne olur? Şu alan en büyük olmuş olur. Alan en büyük olmuş olur ve şuraya düşen alanlar küçük olmuş olur. Çünkü onu sen şu tarafa çekseydin eğer o zaman şuraya düşen alanlar daha da büyüyecekti. Ne kadar tepeye alırsan o kadar büyük olacaktır. Dolayısıyla eşit oldu. M ile N eşit oldu. Yani o noktayı buraya getirdiğimde ve 2, 2, 4 ise burada kaç geldi? 2, 2, 2. Burada kaç geldi? 2, 2, 2. Şurası kaç geldi? 90 geldi. E 90 ise bu en küçük olan M nedir? 2, 2, 2, 2. Cevap 4, 2, 2. Neden 2, 2, 2? Şu 90'ın gördüğü 4 ise 2, 2'ye böldüm arkadaşlar. 2, 2, 2, 2 geldi. Bunu diğer bir çözümle şu. Taralı bölgenin alanı çok küçük olması için şu üçgenin en büyük olmalı. Peki hipotenüsü belli olan bir dik üçgenin. 4 olan dik üçgenin alanı en çok olması için birbirine ne seçilmeli yakın seçilmeliydi. Çarpımları daha büyük olsun diye. Oradan da şura iki kökü iki kökü deyip cevabı 4 kökidir diyebiliriz arkadaşlar. Demek ki ikizken oldu. Ama en güzeli şey hani yüksekliği en yüksek şurada alır. Ki alan bu kadar büyük olur. Evet arkadaşlar hocam soruyu göremiyorum. Soru nerede? Biraz ekrandan uzaklaşın. Oh. Peki nasıl yapacağız? Merkezi burası. Şuraya A dersek burası A artı sekiz ise burada nedir arkadaşlar? A artı 8 olur. Peki A artı 8 ise şu da artı 8 olur. mu? şuraya ne geldi? A artı iki geldi. Peki arkadaşlar size bir ricam var. İzleyin. Şimdi burada hani indiği zaman bir çembere izleyin bak hop. Bak bak görüyorsunuz bak. Şunu ne olur kaçırmayın bak. Ne var burada? Öklit. Çarpalım. A çarpı çünkü çapı gören 90 ya. A artı 8 neyin karesi? A artı 2'nin karesi. Buradan A kare artı 8A eşittir. A kare artı 4A artı 4 A kareler gitti. 4A4'ten A kaç geldi? 1. Ve gerçekten şurası 1 geldi. Şurası kaç geldi? 9 geldi. Burası da 3 geldi. Sonuçta bana büyük çemberin yarı çapı kaç geldi? 9. O zaman büyüğünün alanı nedir? 81 pi'dir. Eksi taralılmak için bunu çıkarmam lazım. Peki 9 artı 1 burada kaç geldi? 10. 10 sayı yarı çapı nedir o çemberin yarı çapı? 5'tir. O zaman 25 pi çıkarsak cevap 56 p gelecektir arkadaşlar. Tekrarlayalım. A dedim 8 artı 8 artı A, artı 2 8 artı Şu çapı gören 90 A çarpı artı 8 ortanın karesi. Bu çarpı bu düş özelliği. Buradan A'yı kaç bulduk? 1. Yerine koyduk. 1, 9, 10 geldi. 10 sayı çapı 5 geldi. 25 pi bunun alanı. Büyüğün alanı da 81 pi'ydi. 9 gelmişti. Çıkardık 56 pi. Devam. Evet arkadaşlar bu bir eşkenar üçgenmiş. İç teğet çemberin yarı çapı 2 ise demiş. Taralı bölgenin alanını bulunuz. Şimdi izleyin. Şimdi iç teğet bu ikidir. Peki iç teğet deyince burası aç ortay olmuyor muydu aç ortay. İç iki taraftan değiyorsa zaten iç teğet iki taraftan değiyor 2-2. Bura ne oldu? Aç ortaya geldi. Yerine yani ne geldi? 30-30. Çok izleyin. 30'un gördüğü 2 ise 60'ın gördüğü kaç geldi? 2 3 geldi. Ki aynı şekilde buradan yaptığınız zaman 30-30'dan otuz, yine 2 3 geldi ki zaten bu eşkenar olduğu için dikinler 2'ye böler. Onda sıkıntı yok. Peki ee, biz 90'ın gördüğü kaç kök olur? 30'un gördüğü 2 ise pardon 90'ın gördüğü kaç olur? 4 olur. 60 2 3 geldi. Burada 2 3 geldi. Aynısı burada da geçerli. Peki büyük dairenin yarı çapı kaç geldi? 4 geldi. O zaman nedir büyüğünün alanı? 16 pi eksi neyi çıkarmalıyım? Eşkenar üçgenin alanını. Peki bir kenarı 4 kök 3 değil mi? O zaman 4 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4. Çünkü eşkenar üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Eşkenar üçgen alanı a kare kök 3 bölü 4. Ya da isteyenler dikinsin. 30-60'dan bulsun. Sorun değil. Buradan 12 kök 3. 16 pi eksi 12 kök olacaktır. Ne yaptık arkadaşlar? Şurası kitaptan değdiği için 30 30 böyle eşken üçgen soruda vermişti. 30 kök 90 gördü 4 burası 2 kök 3. Hatta büyükte kirişe dikinerse kirişi iki eşit parça yapar. Oradan bir anlayabiliriz. 4 kök 3 eşken üçgenin alanı 4 kök karesi kök bölü 4. Dairenin alanı 16 pi Yarı çapı 4 geldiği için çıkardık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karenin 10'u 64 ise kaç geldi? 8 geldi, 8 geldi, 8 geldi, 8 geldi. İzleyin. Köşkende nasıl kesici? Dik kesişti. Peki o zaman arkadaşlar şuralar kaç geldi yazalım. 4Q2, 4 2 Çünkü 90, burada 45, 45 ya. Burada 4Q2. Hatta 8 ise bu da 8 değil mi? Bak 8 ise bu da 8 değil mi? Şuraya kaç geldi? Bak 8 ise bu da 8. Yarı, yarı çap, yarı çap. 8 eksi 4 2 bize şu üçgen alanı sormuş. yüksekliği 8 eksi 4 kök 2 çarpı tabanı 8 kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Buradan önce şununla şunu sadece 4 yapayım sonra dağıtayım. 4 kök 8 çarparsak 32 kök 2 eksi 30 2'dir arkadaşlar. Ne yaptık? 8, yarı çap 8, yarı çap 8. 45, 45 kare olduğu için 4 kökü, 4 kökü, 4 kökü kaldı 8 eksi 4 kökü. Yüksek taban bölükte alan bulduk. Ha, bunu şöyle yapanlar da var. <laughs> şöyle yapan da var. Söyleyeyim. Hocam şöyle yaptım. Ben şu alanı buldum. Şu üçgen alanı. Yarı çapı 8 olan. Yani 8, 8 sinüs 45. Söyleyin. 1 bölü 2, 8 çarpı 8 çarpı sinüs 45'ten şu üçgen alanı buldum. Sonra 2 ile çarptım. Aşağıda da aynısı olduğu için. Sonra şurayı çıkarttım. O da 8 çarpı 8 bölü 2. Tekrarlıyorum bak. Şunu sinüs alana şu üçgeni buldum. Şu üçgen de aynı olduğu için 2 ile çarptım eksi. Şunu çıkardım. Yine aynı sonuç gelecektir arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Burada A ya uzunluğuyla B yay uzunluğu arasındaki bağıntı nedir diye sormuş. Bakın. Burada önce şöyle bir şey yaptım. İzleyin. Ç yaptım. Yarı çap yarı çap. Alfa alfa ise şurada kaç alfa geldi? 2 alfa. Bu soruyu ilk gördüğünde öğrenciler şöyle bir tepki verdi. 2 e, alfanın gördüğü 2 alfadır dedi. O'dan gördüğü için M'ye göre. O'dan alfa ise bu da alfadır dedi. O zaman B A'nın 2 katıdır dedi ve şıklarda bulamadı. Neden bulamadı? Çünkü A ile B derece türünden değil. Yay uzunlukları türünden sormuş. Yay uzunluğu farklı bir şey. 2 pi R formülü bulunur. Şimdi bana B'yi söyleyin. Nedir B'nin yayı? Şu R'den. Şuraya R R diyelim. 2 pi re tamamıydı. Bölü 360 çarpı 2 alfa. Neden 2 alfa'ya düşeni soruyoruz? Peki bana a'yı söyler misiniz? a'yı büyük çemberden. O da yarı çapı 2 r'den. 2 pi 2 r'dir büyüğünün çevresi. Ancak 360'dan ise alfası. Şimdi bu da a'yı veriyor. Şimdi b'ye bakın 4 pi alfa 360 çarpınca. a nedir? O da 4 pi alfa 360. Yani A ile B ne oldu arkadaşlar? Eşit geldi. Demek ki şu yay uzunluğuyla şu yay uzunluğu birbirine ne oldu? Eşit oldu. Tekrarlıyorum. Şöyle çektim. Alfa alfa burası 2 alfa geldi. Sonra şu yay uzunluğu buldum. 2 pi r bölü 360 çarpı 2 alfa dedim. Yani 4 pi alfa 360 oldu. Sonra bu alfadan buldum. Yarı kire 2 olduğu için 2 pi 2 r bölü alfa çarpı e, alfadan. Bir baktım. ikisi birbirine geldi. Eşit. Devam. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza baktığımızda ne demiş? Karenin iç teğet çemberiyle çevrel çemberini e, çizmiş ve çevrel çemberin alanının İç teğet çemberin alanının oranı nedir demiş. Şimdi dikkat edersiniz arkadaşlar. Şöyle yaparsak bu da R midir? R'dir. 2R ise şurası kaç geldi? 2R. Aynı şekilde burası R, R midir? Zaten kare demişti arkadaşlar. Hani ispatlamaya gerek yok açıkçası. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Karemiz bu 2R, 2R. Şimdi baktığımız zaman şurada R, R ise şurası ne olur? R kök 2 olur arkadaşlar bakın. R, R ise burası karenin köşeyi R kök olur. O zaman çevrel çember alanıdır. Çevrel çember. Pi şurası R Q2'nin karesi bölü iç teğetin da R olduğu için pi R kare oranı vardır. Pi'ler gider. Burada arkadaşlar 2 R kare bölü R kareden cevap 2 oldu. Gayet güzel değil mi arkadaşlar? Gayet güzel. Ne oldu? R, R, R Q2 pi R 2nin karesinin pi R kare, kare oranını sordu. Soruyu çözdük. Bakın bu ne zaman gelmişse söyleyeyim. Bu 97 ÖYS'de gelmiş. Sen bu soruyu diyelim ki çözdün 97 ÖYS'de ve 2016 LYS'ye girdin. Bakın 2016 LYS'de ne sormuş? Beraber okuyarak yapalım. Şimdi soruyu ben şu tarafa yansıtacağım hemen şimdi birazdan. Demiş ki soruda ee, Mehmet öğretmen derste herhangi bir karenin herhangi bir karenin sonra çevrel çemberi ile çevrel çemberi ile iç teğet çemberi Arasında kalan bölgenin alanının karenin alanına oranı sabit bir sayıdır demiş. Dolayısıyla taralı alanın karenin alanına oranı sabit. Şöyle yazayım. Taralı alanın karenin alanı karenin alanı oranı sabit bir sayıdır. Biz o sayıyı bul demiş. Şimdi sen bu soruyu eğer çözmüşsen eski yıllarda. 2016 yılında girdiğinde diyorsun ki Aa böyle bir soru çözmüştüm çekiyorum. R, 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 R oluyor. Şurası ne oluyor? R, kök 2 oluyor. Şimdi ben taralı alanı nasıl bulurum? Büyük dairenin alanı pi r kökünün karesinden pi r 2'nin karesinden içerideki iç teğeti çıkaralım. Pi r kareyi çıkaralım. Karenin da zaten 2r 2r. Karenin bir kenarı 2r olduğu için 2r 2r nedir arkadaşlar? 4r kare de karenin alanıdır. Buradan 2 pi r kare pi r kare ne olur? Pi r kare bölü 4r kare gitti. Pi bölü 4 geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkınca pi bölü 4 geldi. Bize de zaten ne sormuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. O oran sabit oranında da pi bölü 4 geldi. Gayet kolaydı. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu soruyu hemen yapalım. Öncelikle şunları hep eşit, 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 eşit uz e, uzunluk. O zaman şöyle yapalım. Gel şunun yarı çabukları R diyelim. R, R desem şurası kaç R oldu? 2R. Burada ne oldu? 2R. Burada ne oldu? 2R. Bize o merkezli çemberin yarı çapı soruyor. Yani bizden istenen şey 4R'dir. Kenarda unutmayalım. Dursun. Şimdi taralı bölgeyi nasıl bulurum? Şöyle bulurum. Mantık kuruyorum. Şu bölgeyi nasıl bulurum? Aşağıdaki yarımdan şunu çıkartırsam eğer burayı bulurum. Sonra da bunu eklerim. Gelin yapalım. Aşağının yarımı nedir? Yarı çapı 4R olduğu için pi 4R'nin karesinin yarısından bak pi yarı çapı 4R 4R'nin karesinin yarısından şunu çıkarız. Onda çapı 6R olduğu için yarı çapı kaç R kaç R olur? 3R 3R. Çünkü yarı çapı 6R ya. Çok güzel. Pi 3R'nin karesinin yarısını çıkartırsam burayı bulurum. Artı en son şunu ekleyeceğim. Pire kare bölü 2'dir. 16'dan 9 çıkarsa 7 pire kare bölü 2 artı pire kare bölü 2'den cevap 4 pire kare'dir arkadaşlar. Bize bunu kaç demiş? 20 pi demiş. Piler gitti. R kare 5'ten R'miz kaç geldi arkadaşlar? kök 5 olacaktır. Ama bize ne sormuş? Şurayı sormuş. için cevap 4 kök 5 olacaktır. Tekrarlayalım arkadaşlar. 4 üst parça böldüğü için buraya i̇ki r, iki r, iki r, iki r, iki r dedik. 2r 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 dedik. Bize 4 r soruyor. 10 merkez işleminin yarı soruyor. Devam edelim. Pi 4 r'nin karesinin yarısı eksi pi. Şurası 6 r olunca yarıçapı 3 r olur. Pi 3 r'nin karesinin yarısını çıkarsak burayı buluruz. Artı bir de pi kare bölü 2 ekleyelim. Bir bakalım hata yaptık mı? 16'dan 9 çıkarsa 7. Bir de 8 bölü 2'den 4 pi kare 20 pi. O zaman R karemiz 5, R'miz kök 5. Bize 4 R'yi olacak 4 kök 5. Devam. Şimdi arkadaşlar şu iki alan birbirine eşitmiş. Sordu onu söylemiş arkadaşlar. Gelin şuraya mm diyelim. Yani ikiye böldüm. Bize 2 M'yi istiyor. Öyle. bir yarıçaplarını bir anlayalım. Bunun yarıçapı çapı mm aldım. Yarı çapı M olacak şekilde. Peki şuranın yarı çapı ne olur? Şurada bir yerde olsun. Şu, karışmasın. Şuraya yazayım. Yani illa içine göstermek zorunda değilim. 6 artı 2 M'nin yarısı nedir? M artı 3'tür. Bu ikincinin yarı çapı. Bir de büyünün yarı çapını söyleyin. Büyünün yarı çapı da 10 artı 2 M'si yarısı nedir? M artı 5'tir. Çok iyi bak tekrar ediyorum. Bunun yarı çapı M. Şunun yarı çapı M artı 3. Bunun yarı çapı ise M artı 5. Buraları gösterirsek karışır. Gerek yok. Evet. Şimdi bana S'yi söyleyin. Yarı çapı M artı 5 olan şu yarımdan pi M artı 5'in karesinin yarısından şunu çıkarayım ki S'yi bulayım. O da Yarı çapı m artı 3'tü. 2 m artı 6 için m artı 3. O da pi m artı 3'ün karesinin yarısını çıkarayım eşittir. Şu yarım pi m artı 3'ün karesinin yarısından pi m kare bölü 2 çıkarırsam aynı şey. Şimdi sol tarafı pi bölü 2 parantezini alıp içerisini açalım. Nedir bunun içi? m kare artı açıyorum. 10m artı 25 eksi. Eksi dağıtıyorum. m artı 3'ün karesini alıyorum. Pi bölü 2'yi aldım başa. M kare eksi 6m eksi 9 dağıttım eksiği. E i̇şte buraya da pi bölü 2 parantezini aldım. Ne geldi? M kare artı 6m artı 9 eksi m kare. Pi bölü 2'ler gitti. Kendi içinde m kareler gitti. Burada 4m artı 16 geldi. Bu tarafta demek m kareler gidince 6m artı 9 geldi. Bu tarafa atınca m'imiz şöyle çıkayım. M'imiz 7 bölü 2 geldi. Bize 2 M'yi sorunca cevap kaç geldi? 7. Bakın arkadaşlar nasıl yaptım? Tekrar size anlatayım. Ee, şöyle arkadaşlar. M, M dedim arkadaşlar. 2 M artı 10 ise M artı 5 büyüğünün yarı çapı. 2 M artı 6 ise M artı 3 ikincinin yarı çapı. Büyük alandan şunu çıkarttım. Yani pi M artı 5'in karesi bölü 2'den. Pi M artı 3'ün karesi bölü 2 eşittir. Pi M artı 3'ün karesi 1, 2'den pi, m'in karesi bir 2'den yani şunu çıkarttım. Yani şu yarımdan şunu çıkarttım, şu yarımdan da şunu çıkarttım. Bunları birbirine eşitledim ve cevap 7 geldi. Devam. Arkadaşlar soruyu geçin. Olay şu. Bunların hepsinin yarı çapı kaçmış? 1'miş. Bize ne soruyor? Şu arada kalan, şu arada kalan bölgelerin alanlarını soruyor. Orayı nasıl bulabilirim arkadaşlar? Tüm alandan bu küçük daireleri çıkarmam lazım. Tüm alandan, tüm alandan ne çıkarmalıyım? Bunların yarı çapı 1 olduğu için pi 1'in karesinden. Kaç tane var? Saymana bile gerek yok. Soruda 13 tane olduğu söylemiş. 13 tane pi 1'in karesi neden çıkarıyorum? Büyük daireden. O zaman bana ne lazım? Büyük dairenin yarı çapı. Şimdi gelelim şuraya. Bakın merkezleri birleştirdiğiniz zaman sadece şuraya odaklanın. Bakın. Birleştirince ne göreceksiniz? Bakın şimdi izleyin. R şey 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Amacım ne benim? Amacım şuraya geçmek. Çünkü bu yarı çaptır. Şu yarı çaptır. Şimdi baktığımız zaman bakın 1, 1. Burada bir eşkenar üçgen gelmedi mi arkadaşlar? Şurası 90 gelmedi mi? İzleyin bakın. Eşkenar 60, 60, 60, 120, 2, 2 ise burada direkt 2 köküç diyebilirsiniz. Ya da şurası 30, 60. Şuraya ne geldi? Köküç. O zaman burada ne oldu? Köküç. E burada 1. O zaman yarı çabamız kaç geldi? 2 köküç artı 1. Tekrarlıyorum bakın. Merkezleri birleştirdiğiniz zaman şöyle. Burada eşkenar üçgenler oluşuyor fark ettiyseniz. E şurası 1, 1, 1, 1, 1, 1. O zaman burası köküç. Bu da köküç. Buraya 1 geldi. 1 geldi. Bakın. 2 kökü çarpı 1 geldi. Ne kadar güzel sormuş. Gördünüz mü? Yarı çapı. Şimdi büyünün alanı pi 2 kökü çarpı 1'in karesinden 13 tane pi çıkacak. Pi 1'in karesi. Peki bu nasıl olur arkadaşlar? İçeriği bir dağıtalım. İçerisi nedir? Birincinin karesi x'in çarpım 2 katı artı ikincinin karesi eksi 13 pi. Burada kaç tane 13 pi var? Şey kaç tane? 13 pi artı 4 kök 3 pi eksi 13 pi. 13 pi'ler gidince arkadaşlar Gördüğünüz gibi 4 kök 3 pi geldi. Gayet güzel ve hoş bir sorumuş arkadaşlar. Tekrarlayalım. Şuradaki geçken üçgen dolayı 1 1 1 1'den kök 3 kök 3 2 kök 3 cevap geldi. Devam. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza devam edelim. Bunlar birim kareymiş ve taralı bölgenin çevresi nedir demiş. Çok güzel bir ÖSYM sorusu. İzleyin şimdi. Şimdi burası 1 1 ise bu dairenin yarı çapının 2 olduğunu öğrendik. 2 2. Taralı bölgenin çevresi. Taralı bölge şu bölgenin çevresini bulacağım. Şimdi çok iyi izleyin. Şimdi şura hakkında fikrim yok ama şuranın 1 olduğunu bildiğim için eğer şunu çekebilirseniz yarı çaptan bura kaç gelir? 2 gelir. Ancak buradan çekersek bu da kaç gelir? 2 gelir. Çok güzel gidiyoruz. Peki 1, 2 ise şura kaç geldi? 30, 60, 30, 60. Olay işte burada bitiyor arkadaşlar bakın. Şunu çekince 1'e yarı çap 2. Niye 2? Çünkü yarı çap, yarı çap, yarı çap. E 1, 2. O zaman şura kaç geldi? Kök 3. Şura kaç geldi? Kökü. Çok iyi gidiyoruz. Şimdi o zaman şeklin çevresi deyince iki 3 var. Bir de şu yayı bulmam lazım. O yay kaç derecelik yaydır? 120'den çıkarsa 240 derecelik yaydır. Peki yarı çapı ilgisi nasıl bulunuyordu? 2 pi'ye tamamı bölü, 360'da ne kadarı? 240'lık yay. Artı bir de iki köküç ekleyeceğiz. Peki buradan şu 120'ye sadece 2 bölü 3 gelir. Yukarısı 8 pi bölü 3 artı 2 kök 3 olacaktır. Arkadaşlar. Bakalım nasıl oldu? Ee, 2 pi r'nin 840 yani 3'te 2'si. Buradan 8 pi bölü 3 geldi. Artı kök 3 2 kök 3 Bugün alanı dese ne yapardık? Ek bilgi. Pi 2'nin karesini 360'ta 240'ı şu alanı buluruz. Sonra 1 çarpı 2 kök 3 bölü 2 alanı ekleriz arkadaşlar. Gayet güzeldi. Devam. Şimdi bur, e, önce bunu tekrarlayayım. 2 ise burada 2 oldu. 1 olunca bırakıyor kök gelince 60 60 geldi. 30 60 90 geldi burası. Dolayısıyla şu dairenin dilimi şey yay uzunluğuyla şurayı topladık. Şimdi gelin buraya. 2018 en son gelen soru arkadaşlar. Gelin şimdi. Diyor ki bize yine formül vermiş alan pire kare olduğunu çünkü TET'de formül veriliyor biliyorsunuz. AYT'de verilmiyor. Bir arabanın yarım daire içindeki arka camında bu arka cam arkadaşlar. Yani şurası arka camın bu hali. Bu sürecek cam üzerinde O noktasına uzaklığı en az 1 bir birim en fazla 5 birim olan bölümü temizlemek dedi. Bak en az 1 bir birim en fazla 5 birim. Yani o zaman şuraya 4 kaldı bakın. 5 birimle 1 bir birim arasını temizlemektedir. Güzel. Ve bu e, silecek çalışıldığında 120 derece döndüğünde bak burası 120 derece döndüğünde 120 derece döndüğünde taradığı alan yani temizlediği alan şu S camın alanının yarısıymış. Bütün camın alanının yarısı olduğuna göre diyor. Büyük camın yarı çapı nedir? Tekrarlayalım. Şimdi silecek e, bir en az bir en fazla beş birim uzaklığını temizliyormuş. Güzel. 120 derece döndüğünde temizlediği alan tüm camın yarısıymış. Dolayısıyla büyük camın yarı çapı nedir diye sormuş. Şimdi gelelim bana şu alanı nasıl bulursun? Bir sürü soru çözdük. Pi 5'in karesi bölü 120'ye düşen 360'da 120. Eksi şurayı bulalım şimdi. Pi 1'in karesi bölü 360'da 120. Devam edelim. Bu 3'te 1'i geldi. Bu da yine 3'te 1'i geldi. Ne oldu? 25 pi'den pi çıkarsa ne oldu? 24 pi bölü 3'ten cevap 8 pi geldi. O zaman şurası 8 Tekrarlıyorum. Yani biri Tekrarlıyorum. Pi 5'in karesinin 123. Yani 3'te 1'i. Pi 1'in karesinin 360'da 120. Yani 3'te 1'i. Çıkarınca 25 pi'den pi çatı 24 pi bölü 3'ten cevap 8 pi geldi burası. Burası 8 pi ise o zaman cam kaç pi'dir? Çünkü öyle demiş. Temizlediği alanın 2 katıdır demiş. O zaman şurası 16 pi'dir. Peki büyük camın yarı çapı nedir? E büyük cam pire kare bölü 2 değil mi? Ve bu 16 pi eşit. Piler giderse re'miz 4 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Tekrarlayalım en fazla 5 en az 1 bir birim uzakta temizliyormuş. Pi 5'in karesinin 3'te 1'i pi 1'in karesinin 3'te 1'i bulunca 8 pi bulduk. Burası 8 pi burası 16 pi oldu. Çünkü cam şuranın 2 katıymış. Pi kare bölü 2 10 eşit demiş. Soruyu çözdük. Bakın ne kadar çok ağır mı? Değil aslında. İnanın değil. Bazı denemeler sırf yeni nesil yapacağım diye aşırı abartı motivinizi moralinizi bozabilir. Ne olur motive moralinizi bozmanıza, bozmasına izin vermeyin. Mantığını anlamaya çalışın. Öğrenin. Geçin. Devam. Şimdi arkadaşlar bu yay uzunluğuyla burası eşitmiş. 8 vermiş x nedir diye sormuş. Şimdi bana bu yay uzunluğunu söyler misiniz? 2 pi yarı çapı 8 bölü 360 45. Sadece 8 geliyor. Burası 2 pi geldi arkadaşlar. Bakın 2 pi 8'in 360 da 45. 8'de biri. 8'ler gitti. Cevap 2 pi geldi. Şurası 2 pi. E bu yayla bu uzunluk eşitse bu da 2 pi oldu mu? Oldu. Tebrik ederim. Şimdi dikkat edin. 90-45 ya şu sorudan sonra gitmiyor arkadaşlar. Hani bu soruya geliyor öğrenci. 2 pi buldum. 2 pi buldum. E nasıl gideceğim ki? Hani nasıl yapabilirim? 45 var. E şöyle mi çeksem? Aslında o da fena değil. Ama ben şöyle yapacağım. Şöyle uzatalım arkadaşlar. 90 45 ise burada 45 olunca. Burası 8 ise bu da 8'den. Buraya ne geldi? 8 eksi 2 pi geldi. Ve 45 45 ile 90'ın gördüğü. Bakın tekrarlayalım. 45 45 olduğu için 90'dan 8 ise 8'den 8 eksi 2 pi geldi. 90'ın gördüğü buysa bunu kök 2'ye bölelim. 8 eksi 2 pi arkadaşlar kök 2'ye böleceğiz. 2 pi kök 2 ile çarpalım. 8 kök 2 eksi 2 kök 2 pi bölü 2. Her hepsinden iki 42 -22 -22 2 sadeleşirse 4 kök 2 eksi kök 2 pi olacaktır arkadaşlar. Direkt kök 2'ye 4 kök 2 eksi kök 2 pi'dir. Tekrarlayalım. 2 pi 8 3 tam 45'i burayı buldum buraya geçti. 9 uzattım 45 45'ten 8 8 olunca buraya 2 pi çıkarsa 8 eksi 2 pi kök 2'ye bölünce de cevap geldi. Bu bir deltoidmiş. da vermiş. Deltoid ise 3 sabıra ne geldi? 3 geldi. E burası buraya eşit geldi mi? Geldi. Çok güzel. Şu, bu aşılar eşit. Dolayısıyla delta ettik burada arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu soruyu nasıl yapacağız? Kritik soru şu. Şu 3 ise şöyle çekersen bu da yarı çaptan 3 değil midir? Harika. Ve 3 3, 3 olursa buraya ne olur? 60 60 60. Burada ne geldi? 30. Burada ne geldi? 30. Ve şurası 120 geldi. Çok iyi gidiyoruz. 120 gördüğü 30'un gördü buralar ne oldu? Kök 3. Burada ne oldu? Kök 3. Çünkü hani A, A, A kök 3 olunca kök 3'e böldük. Peki arkadaşlar şimdi bana çeyrek daireyi söyleyin. Söyleyin şurada. Pi 3'ün karesinin 4'te 1'dir. Çeyrek daireden. Neyi çıkarmalıyız? Eş şu üçgeni. Eşkenar nasıl bulunur? 3'ün karesi kök 3 bölü 4. Eksi. Yani buraya çıkarttım. Eksi bir de şuraya çıkartayım. O da sinüs alandan söyleyin. 1 bölü 2 kök 3 çarpı kök 3 çarpı sinüs 120. Kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Buradan e, 9 pi bölü 4 eksi şurası 9 köküç bölü 4 eksi 3 köküç bölü 4. Yani buradan 9 pi bölü 4 eksi şurası eksi 9 köküç. Eksi 3 daha eksi 12 köküç bölü 4'ten eksi 12 köküç bölü 4'ten. 3 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Demek ki şu çeyrekten şu üçgenle şu üçgeni çıkarttım arkadaşlar. Bu nasıl buldum? Akra 3 bölü 4. Bunda 1 bölü kök 3 kök sin 120 dedim. Gayet güzel. Neden eşkenardı? Çünkü şuraya çektiğim zaman 3 3 zaten deltoidten burası 3'tü. Oradan gelmişti. Peki hocam mesela bunu şöyle yapabilir miydik? Şöyle yapabilir miydik? Kök 3'ü bulduktan sonra kök 3'ü bulduk ya hani şuradan dolayı çektik. 3, 3, 3, 3 eşkenar 30, 30 burada kök 3 geldiği bulduktan ve çektiğimde şu alanlar eşit mi? Eşit. Delta it. Bu alan 3 kök 3 bölü 2. Bu alan da 3 kök 3 bölü 2'den. 3 kök 3 ne yapacağız? 9 pi bölü 4'ten 3 kök 3'ü çıkaracağız diye de yapabiliriz Gayet iyi. Devam. Şimdi arkadaşlar size müthiş bir yöntem öğreteceğim. Hazırsanız. Bakın. Merkez o olmak üzere. Şurası da yay uzunluğu olmak üzere. Emimiz yay uzunluğu olmak üzere. Şunun alanını sanki üçgen gibi kabul edip yüksekliği r tabanı M gibi düşünüp alanı R çarpı M bölü 2 diye bulabiliyorsunuz. Bir sakin olun. Mesela şuraya yay uzunluğu bakın. Yay uzunluğu derece değil. Yay uzunluğu veriyor. 8. O zaman burası 6. Nedir bunun alanı derse? Ne yapıyormuşsunuz? 6 çarpı 24 diyebiliyorsunuz. Bakın ne kadar güzel. Şimdi gelelim nedenini. Merak ettiğiniz kapınızı karıştı yeri anlayalım. Şimdi önce şurayı bir silelim. Bana önce şu yay uzunluğunu söyler misiniz? Bu çemberden. 2 pi R'nin 360'da alfası bize neye veriyor? M'i veriyor? Bana buradan alfa'yı çeker misin? Alfa nedir buradan? Karşıyat 360 çarpı m bölü 360 çarpı m bölü 2 pi'ye. Kenarda dursun. 2 pi'ye. Şimdi gelelim bana şu alanı söyle. Alan pi re kare bölü 360 çarpı alfa değil mi şu alan? Alfa yerine ne yazabilirim demin bulduğumuz 360 m bölü 2 pi'ye. 360'lar gidiyor. P'ler gidiyor. R'nin biri gidiyor. Ve buradan R çarpı M bölü 2 geldi. Taralı alan. Tekrarlıyor. Neymiş? Bir daire dilimi verildiğinde yarı çap varsa ve şurası uzunluk yay uzunluğu verilmişse çarpının yarısı üçgen gibi. Yani R çarpı M bölü 2 alanı veriyormuş. İspatı nasıl yaptık? Şunun 2P'ye çevresiydi. Bölü 360 çarpı alfa şu yay uzunluğunu verdi. M'yi. Buradan alfayı çektim. 360 karşıya attım. Bölü 2P'ye dedim. Çok güzel. Sonra... Bu dilim nasıl bulunuyor? Pi kare bölü 360 çarpı alfa. Peki alfa denen şey zaten yukarıda bulup yerine yazarsak 360'lar gidince ne geldi? Reme bölü 2. Hocam ispatı tam anlayamadım. Hiç sorun değil. Demek ki bir yarı çap varsa, yay uzunluğu varsa çarpımın yarısı direkt neyi veriyor? Alanı veriyor. Bakın bu derece değil. Yay uzunluğu. Hatta madem şunu düz kabul ediyoruz. iyi düşün bak. Düz kabul ediyoruz. O zaman tüm alanda bunun çevresi çarpı R bölü 2 değil midir? Çünkü burası bu çarpı bölü 2 ise tüm alanda bunun çevresi çarpı R bölü 2'dir. Gelin yapalım. 2 pi R çevresi çarpı R bölü 2 ne geldi? Pi R kare ispat yaptım. Demek yani şu olaydan dolayı bu çarpı bölü 2 alanı veriyorsa 2 pi R çarpı R bölü 2 de tüm alanı verince pi R karenin ispatını yaptım. Devam. Şimdi arkadaşlar madem düz kabul edebiliyoruz üçgen gibi düşünebiliyoruz dedik. O zaman gelin devam edelim. O zaman benzerlik yapabiliyoruz. Yapalım. A'nın artı B'ye oranı evet. <laughs> M'nin N'ye oranıdır. Hatta madem benzerlik yaptık. A'nın artı B oranının karesi, benzerlik oranın karesi S1'in artı 2 Bildiğim benzerlik kullanılabiliyor arkadaşlar. Çok güzel. Peki. Hatta madem üstü altı paralel gibi düşünüyoruz. Yani üçgen gibi düşünüyoruz. Bunu da o zaman yamuk gibi düşünelim. Söyleyin alanını. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı B yükseklik kabul ediyoruz bize de S2'nin alanını veriyor. Yani şu bölgenin alanında üst taban artı da bölü 2 çarpı B diye de yapılabiliyor. Onun ispatını birazdan yapacağım yine arkadaşlar. Devam edelim. ye yeah. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu güzel özelliği kullanalım. Burada ne yapıyoruz? Benzerlik yapabiliyor muyuz? Hadi. 4'ün altı oranı evet. 2 pi'nin ikisi oranı. Bakın yay uzunluğu olarak. Buradan arkadaşlar bunun yarısı olacağı için x kaç geldi? 3 pi. Bakın bunun yarısı bu da bunun yarısı 3 pi. O zaman x kaç P bulduk? 3 pi. Bu 1. Devam edelim arkadaşlar. Taralı alan. Bunu yamuk gibi düşünüyorduk hatırlarsanız. Burayı 3 pi bulduk. Hadi yamuk alanı. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı h. İkiler gitti. Kaç pi geldi? 5 pi geldi arkadaşlar. Bakın üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı h tamamladım. Hocam ben 3 pi çarpı 6 bölü 2 tamamladım. Sonra 4 çarpı 2 pi bölü 2 çıkarayım. O da olur. ÖSYM bunu sordu. Bakın böyle bir özellik e, kitapta yoktu. Ama senin çıkarmanı istediği için bu soruldu arkadaşlar. Ve direkt işaretleyin arkadaşlar. Yamuk gibi düşünüyorduk. Söyleyin. A artı hemen şuraya yazayım. A artı B bölü 2 çarpı C. Çok güzel. Şimdi gelelim arkadaşlar. Neden böyle bir şey olduğunu size kanıtlayayım. ispatlayayım. Şimdi şuraya M diyeyim arkadaşlar. Önce benzerlik yapalım. Hadi söyleyeyim. M'nin evet. Evet çünkü bu benzerlik olduğunu paylaşmıştık. A'nın B'ye oranı. Buradan BM eşittir MA artı CA oldu. Kenarda dursun. Şimdi normal şartlarda şurayı veren şekil nedir? Tümünden şunu çıkarayım. Hani B çarpı M artı C bölü 2. B çarpı M artı C bölü 2 eksi M çarpı A bölü 2 çıkarayım. <laughs> Devam edelim. Dağıtalım. BM artı BC eksi MA bölü 2. Biz BM'yi ne bulmuştuk? Şuraya yazalım. Ne bulmuştuk? MA artı CA. MA'lar gidince ne oldu yukarısı? C parantezinde A artı B bölü 2 oldu. Bakın tekrar ne yaptım. Önce M'nin M artı C'ye A'nın B'ye dedim. Ve buradan B, buldum. Sonradan da hani biz onu ispatlamıştık biliyorsunuz. Hani bu çarp bu bölü 2 şu alanı veriyordu. Yani bu çarpı bölü 2 yarı çarpı üçgen gibi düşün demiştim. Dolayısıyla b çarpı m artı c bölü 2 eksi m çarpı a bölü 2 çıkartıyorum. Ve böyle bir şey geliyor. bm yerine dağıttıktan sonra yukarıda bulduğumu yazınca karşıma direkt üst tabana ya bu kadar zoruma gerek yok. Demek ki böyle bir şey gördüğümüzde üst tabana da bölü 2 çarpı c. Çünkü o c onu yüksekliği olarak da düşünebiliyormuşuz. Tamam mı? Devam. Şimdi buraya baktığımızda 100'ün 101 oranı buranın 100'ün 101 oranı m'nin 404 oranı bunun 4 katı ise m'imiz kaç geldi? 400. Peki bunun tamamı 404 x'e kaç geldi? 4 geldi. Soru bu kadardı. 100'ün 101 oranı m'nin 404'e m'yi buldum. Tam 404'den 4 geldi. Soruda verilenleri yazınca anlarsınız. Devam. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir özellikle devam ediyoruz. Şimdi bir şey soracağım size. Bakın öğrenerek gidelim. R, R. Bana şurayı söyler misiniz uzunluğunu, yay uzunluğunu? 2 pi r bölü 360 çarpı a. Peki şu yay uzunluğunu söyler misin? yazayım. 2 pi r bölü 360 çarpı a dersen buraya verir. 3 a dersen buraya verir. O zaman dikkat ettiyseniz arkadaşlar yay uzunlukların açıyla orantılıdır. Mesela a'ya m geliyorsa 3 a 3 m geliyor. Çünkü formülde 2 pi r bölü 360 çarpı a buraya verir. 360 çarpı 3 a da buraya verir. Yani 3 katı oldu. Peki alanlar için ne yaparsın? Pi r kare bu sefer bölü 360 çarpı a bu alanı verirse pi r kare 360 çarpı 3 a da bu alanı verir. O zaman ne öğrendik? Şunu öğrendik. A'lık açıya M yayı geliyorsa 3A'ya 3M yayı gelir. A'lık alanı eskiyorsa 3A'ya 3S gelir. Gayet mantıklı. Bunu kullanalım. Mesela bu soru geldi yakın yıllarda arkadaşlar. Diyor ki bu yay uzunluğu 1, bu yay uzunluğu 4, burası 2, burası çap. Yay uzunlukları 1'e 4 ise eğer, yay uzunlukları 1'e 4 ise oraya düşen açı değerleri de onunla orantılıdır. Çünkü şuradan merkezi zaten bunun üzerinde olduğuna göre. Mesela buraya alfa geliyorsa buraya 4 alfa geliyor ki bize 1'e 4 gelmiş. O zaman şuraya alfa dersek buraya kaç alfa diyebilirim? 4 alfa. O zaman 2'ye kaç alfa derim? 2 alfa. Demek ki yay uzunluğunun oranı ile oraya düşen açı dereceleri aynı oranlıymış. O zaman 5 alfa çapa eşit olduğu için 180 alfa kaç geldi? 36 geldi. 2 alfa 72 alfa 36. Peki aradaki açıyı veren formül neydi? Toplamının yarısı. Harikasın. 36 artı 72 bölükten cevap 54 olacaktır. Tekrarlayalım. Şimdi normalde 2 pi bir 360 çarpa bir şey 1'i veriyor. 2 pi 360 çarpı bir şey de 4'ü veriyor. O zaman 1'e 4 oranı varsa buraya alfa bir burada 4 alfa. Zaten ne demiştik demin? M yayı uzuna A gelirse 3 eme 3 A gelir. O zaman 1'e alfa geliyorsa 4'e 4 alfa geldi. Peki örnek veriyorum. Şimdi 2'ye 2 alfa geleceği için Toplam 5 çarpı 180 değil mi çap olduğu için? Alfa 36 toplamın yarısından bura kaç geldi? 36 artı 72 dönü 54'tür. Devam edelim buraya. Şimdi gelin benzerlik yapmaya gelin. Benzerlik ya, üçgende bak. Benzerlik nereye kadar geldi görüyoruz bak. 1'in 3'ü oranı bakın hani üçgenlerde yapardık ya böyle K2K. 1'in 3'ü oranı alanları 1 bölü 9. kenarlar 1 bölü 3 ama alanlar nedir? 1 bölü 9. O zaman S ise buraya kaç S geldi? 8 S. Taralı alanlar eşitmiş. 8 S o zaman şurada nedir? 8S. Ve demin öğrendiğim özellik. Estik alana alfa derece geliyorsa 8 estik alana kaç alfa gelir? 8 alfa gelir. Alanı kadar açı, alanı kadar açı gelir. O zaman estik alana alfa geliyorsa 8 ise 8 alfa. Toplam kaç alfa yaptı? 9 alfa 360. Alfa kaç kere kadar arkadaşlar? 40. Tekrarlıyorum bak çok güzel ve çok mantıklı güzel bir soru. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. S ise buraya kaç S geldi? 8 S. E 8 S ise şurada 8 S. Tırlananlar eşit demiş. E S alfa gelirse 8 S. 8 alfa geldi. Bu kadar. 9 alfa 3 alfa 40. Devam. Bakın bunu hep çözüyoruz. Çözüyoruz. Aa ÖSM'de sormuşlar. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. S ise buraya kaç S? Hatta 3 S. Eşit geliyorsa 3 S 5 S geliyordu. Hatırlayın. Peki bu sefer de şöyle demiş. Taralı alan içerideki tüm dairenin alanı eşitmiş. Yani 3S'de bunun tamamı 3S olacak. Şuraya kaç S geldi? 2S geldi. S'e alfa geliyorsa 2S'e kaç alfa gelir? 2 alfa gelir. Toplam 3 alfa 360. Alfa kaç geldi arkadaşlar? 120'dir. Hatta sonra da şuraya 2 2 demesine bile gerek yok. Eşit dese bile yeterliymiş. Yani 2 hiç kullanmadık bile. Tekrarlayalım. <laughs> 1 bölü 2'nin 1 bölü 4. S'e 3S geldi. 3S'de şunun tamamı 3S'miş. S ise burayı kes geldi. S alfa ise 2 alfa gelirdik. Olayı çözdük arkadaşlar. Çok hoş güzel sorular. Dinlediğiniz için, anlamışlarınız için teşekkür ediyorum size. Bu zamana ayırıp vakit ayırdığınız için arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler olacak. Elimizden geleni yapalım. Devam.